Merhaba arkadaşlar. Üçüncü bölümde Lightning Web Components'un kendi elementleri olan bazı elementleri tanımaya başlayacağız. Yani artık division ya da paragraph, header 1, header 2 yerine Lightning Web Components'a ait olan bazı elementleri kullanacağız. İkinci olarak önceden yaptıklarımızı tekrar edeceğiz. Birinci ve ikinci videoda yaptıklarımızı tekrar edeceğiz. Üçüncü olarak da bir input yapacağız. Input'un içine, input'u biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir içine yazı yazılan kutucuklar diyelim. Checkbox gibi düşünün ya da bizim yeni account oluştururken doldurduğumuz o bütün text'ler, text long, text rich, onlar hepsi input. Biz bir input oluşturacağız. Bu input'un içine yazdığımız yazıları, girdiğimiz verileri JavaScript yardımıyla alacağız ve onları ekranda göstereceğiz. Öyle bir şey yapacağız. Yaparken öğreneceğinizi düşünüyorum. Şu anda anlatırken, teorik anlatırken çok fazla sense yapmıyor. Ama yaparken öğreneceğinizi düşünüyorum. Öncelikle sayfalarımızı kapatalım. Yeni bir LWC'nin üzerine girerek yeni bir komponent oluşturalım. Buna görüyorsunuz SFDX Create Lightning Web Components'a tıklıyorsunuz ve yeni bir komponent oluşturuyoruz. Onun adına da şöyle bir şey diyelim. View Message Text diyelim. Yani input'un içine yazdığımız yazıları ben görmek istiyorum. Öyle bir isim verdim, görüyorsunuz. Şu anda bizim oluşturduğumuz component, eskileri kapatıyorum. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. JavaScript açıldı. HTML'i açalım, JavaScript'i açalım. Bir de XML dosyamızı açalım. Bu üçünde de işlem yapmamız gerekiyor. XML'deki işlemleri biliyorsunuz. False'un true olması gerekiyor. Deploy yapmak için bunu true yapıyoruz. Ve buraya objektleri eklememiz gerekiyor. Dediğim gibi bir önceki projenizden alabilirsiniz. Bize bir önceki projemize gidersek şurada. Bize bu target'lar lazım arkadaşlar. Target'ları alıyorum. Benim yeni oluşturduğum component'ın meta XML'in içine koyuyorum. XML dosyasının içine koyuyorum ve kaydediyorum. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Burada başka bir işimiz kalmadı. Bunu yapmanız yeterli. Bunu da kapatıyorum. Şimdi biz şöyle demiştik. Bunun içine bir input koymamız gerekiyor. Tabii ki Lightning Web Components'ın input'unu kullanmamız gerekiyor. Biraz farklı yazılıyor. Normalde HTML'de farklı yazılıyor. Burada farklı yazılıyor. Şu şekilde yazabiliriz. Lightning input olarak başlıyor arkadaşlar. Şöyle lightning yazarsanız zaten burada gözükür. Hepsi geliyor. Aşağı doğru çekerseniz lightning input'u görürsünüz. Burada arkadaşlar lightning input. Input'umuzu aldık. Kapattık ve görüyorsunuz opening closing kendi kendine oldu. Şimdi bunun içine hemen input'tan sonra şuraya bunun label'ını koyabilirsiniz. Label dediğim hani başına, input'un başına gelecek olan yazı. Buna label eşittir. Biz buna ne diyelim? Buna mesaj diyelim. Şu şekilde mesaj diyorum. Daha sonra double quotation'dan sonra, tırnak işaretinden sonra devam ediyoruz. Value, yani value'sunu koyalım. Value'su ya içinde ne yazacak? Yani input deploy yaptıktan sonra input'un içinde var olan bir yazı olacak mı? Onu yazalım. Şöyle diyelim. Enter your text here desek. Bu şekilde bir yazı yazsak. Ondan sonra devam ediyoruz. Buraya şu anda bir şey yazmıyorum. Daha sonra göstereceğim. Önemli, çok önemli. Buraya yazdıklarımızı. Önce bunu isterseniz deploy yapalım. Bir görelim. Neredeyiz? Adım adım gidelim. Bunu kaydediyorum.
Şu an JavaScript'e hiçbir şey yapmadım görüyorsunuz. JavaScript ile bir bağlantı kurmadım ama kuracağız. Çok önemli şeyler yapacağız. Bunu da kaydediyorum. Sonra bunu deploy yapıyorum. Görüyorsunuz buradan tıklayarak deploy diyorum ve deploy yapıyorum. Deploy yaptıktan sonra sitemize gelelim. Bunları kapatalım hepsini. Edit page kısmından gidelim. Oluşturduğumuz komponentu home page'imize ekleyelim. Görüyorsunuz burası bizim app home page'imiz. Bir sürü komponentler var. Çoğu standart komponent görüyorsunuz. Hepsi standart komponent bunların. En alt kısımda bizim oluşturduğumuz komponentler var. Bu standart komponentlere da göz atmanızı isterim. Ben bazen kullanıyorum. List view'ü kullanıyorum mesela. Onlara da bir onlarla alakalı bir video yapabiliriz. Oluşturduğunuz flow'ları da alabiliyorsunuz. Gördüğünüz flow'lar var. Oluşturduğunuz dashboard'ları burada gösterebiliyorsunuz. Yani sizin oluşturduğunuz bütün Lightning komponentleri home page'inize koyabiliyorsunuz. Öyle diyelim. Ama biz bugünkü videomuzda custom'larla uğraşıyoruz. Oluşturduğumuz custom komponent burada. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer siz bizim XML, şuradaki XML, şunu kapatalım. XML dosyasındaki şunları koymazsanız, koyduğumuz bazı şeyler vardı. Bunları koymazsanız, deploy yapsanız bile sistemde burada bunu göremezsiniz. Çünkü deploy olmuyor. Onları ben true yaptım. Target'ları koyduğum için burada deploy oldu. Bunu alıyorum. Herhangi bir yere koyuyorum arkadaşlar. Şuraya koyalım. Şu anda enter your text here'den başka bir şey yok. Save yapalım. Şu anda bunu ben buraya taşıdığım için yapacağım bütün değişiklikler için tekrar bu sayfaya girmeme gerek yok. Artık buradan çıkıyorum. Bu sayfayı refresh yapmam yeterli. Görüyorsun arkadaşlar şu anda enter your text here yazıyor. Yani var olan bir değeri var görüyorsunuz. Çünkü value'sunu koydum ben. Ama ben buraya bir şey yazmak istiyorum. Diyelim ki Engin Baştürk yazıyorum. Engür Baştürk yazdığım zaman, adımı yazdığım zaman herhangi bir yerde ya yukarıda ya da aşağıda bu yazının ben yazarken gözükmesini istiyorum. Biz bunu JavaScript yardımıyla yapmaya çalışacağız. Yani şöyle şu anda yazıyorum. Gördüğünüz gibi Salesforce Developer yazıyorum ama hiçbir şey değişmiyor. Aşağıda hiçbir şey değişmiyor. Hatırlarsanız böyle uçak bileti alırken ya da otellerde oda kiralarken siz oda sayısı, kalacak kişi sayısı, çocuk sayısı seçtikten sonra fiyatların otomatik burada bir yerde değiştiğini görüyorsunuz. Ya siz iki çocuk diyorsunuz, fiyat otomatik değişiyor. Hiçbir yere tıklamanıza gerek kalmıyor. Onları bu şekilde yapıyorlar. Biz de aynı şeyi yapacağız. Ya benim yapmak istediğim şu arkadaşlar. Burada VS Code'a gidelim tekrar. Bunu kapatalım. Ben şu Lightning input'un üstünde ya da altında, hem üstüne hem altına yapalım. Yani daha çok öğrenmek için. Şuraya yazıyorum. Ben burada öncelikle isterseniz şurada bir mesaj oluşturalım. Buna biz mesaj diyelim. Eşittir. Diyelim ki this is a message diyelim. Bunu biz JavaScript'te tanımladık. Bir değişken tanımladık. Değerini de this is a message şeklinde koyduk. Biz bunu bir önceki videomuzu hatırlarsanız gelip Lightning input'un başına şu şekilde koyabiliyoruz. Ya da sonuna da koyabiliriz. Şu anda bizim yaptığımız şu şey şu. Ne yazdıysak o gelecek. Yani biz buraya ne yazdık arkadaşlar? This is a message. O hem yukarı hem aşağı gelecek. Çünkü hiçbir şekilde input'tan almıyor. Buraya yazdığımız değerleri biz HTML'de gösterebiliyoruz. Şimdi isterseniz deploy yapalım ve görelim. Deploy yapıyorum. Tekrar sayfama gidiyorum. Deploy yaptıktan sonra biraz bekleyelim. Tekrar refresh yapalım. Görüyorsunuz this is a message. This is a message hem yukarıda hem aşağıda gözüküyor. Ama şöyle bir problem var. Ben buraya bir şey yazdığım zaman diyelim ki my name is Engin diyorum ama hiçbir şey değişmiyor. This is a message değişmiyor. Benim istediğim şey şu arkadaşlar. Input'un içine yazdıklarımı hem yukarıda hem de aşağıda göstermek istiyorum. Tabii sadece yukarıda göstermek yeterli olabilir. Sadece aşağıda göstermek yeterli olabilir. Anlamanız için, daha iyi anlamanız için hem yukarı hem aşağı koydum. Ama gördüğünüz gibi değişmiyor. Yani şunu demek istiyorum. Biz input'ta
input'un içine konulan değerleri onun içinden alıp bir yerde yansıtmak istiyoruz, kullanmak istiyoruz. Otomatik böyle. Hani diyorduk ki, daha önce ne diyorduk? HTML bir evin iskeleti gibi, CSS onun boyanmış hali, JavaScript de action hali, hareket eden hali. Şimdi ben buraya bir şey yazdığım zaman başka bir yerde otomatik gözükmesini istiyorsam o JavaScript sayesinde oluyor. Ha şöyle diyelim. Diyelim ki ben Engin Başturk yazdım. Engin Başturk yazdığım zaman şurada benim resmim çıksın. Ama farklı bir kişinin Mehmet Ali yazsak Mehmet'in resmi çıksın. Bunu JavaScript yapıyor. Biz şu anda onu yapacağız arkadaşlar. Devam edelim. Şu anda olmuyor görüyorsunuz. Çünkü VS Code ona göre ayarlamadık. Yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Bu Lightning input'un içine value'dan sonra devam edip on change diye bir attribute koymanız lazım. On change geliyor otomatik zaten. Şurada var. On change'i seçiyorum. Ben bu değiştiği zaman yani input'un içine bir şeyler konulduğu zaman ben bunu on change attribute sayesinde alabilmem lazım. Bunun içine bir değer koyabilirsiniz. Şöyle genelde handle diye konuyor. Biz buna şey diyelim. Message handle diyelim. Onu message handler sayesinde alalım. Bu şu kodu kullanıp biz input'un içine girilen bütün değerleri alabileceğiz. Bunları alacağız. JavaScript'te onu kullanılır hale getireceğiz ve mesaj olarak bize buraya geri gelecek. Tekrar ediyorum. OnChange yardımıyla şurada içeride koyduğumuz değişken yardımıyla on change dediği değişken yani siz değiştirdiğiniz anda bizim message handler burada girilen değeri alacak. Şu anda alıyor arkadaşlar bunu. Şuradaki ifade bu input'un içine girilecek değeri alıyor. Yani tekrar ediyorum. En zor kısmı bu. Şuraya ben ne giriyorum? Şu anda my name is girdiğim anda benim yazdığım bütün değerleri alması gerekiyor. Kim alıyor arkadaşlar? Bizim VS Code'un içindeki Lightning input elementinin içindeki onChange function'ı bunu yapıyor. Şu function bunu yapıyor arkadaşlar. Ama bunu biz JavaScript'te tanımlamamız lazım. JavaScript'te kullanacağımız kısmı message handler. Şunu kullanmamız lazım. Bunu kopyalıyorum. Şimdi JavaScript'e gidiyorum. JavaScript'e gittikten sonra iki şey yapmanız gerekiyor. Eğer Lightning input'tan değer alıyorsanız iki şey yapmanız gerekiyor. Birincisi hemen şurada Lightning element dediği yere track yazmanız lazım şu şekilde. Bu bir. İkincisi oluşturduğunuz elementler yani mesaj şuradaki mesaj benim Lightning input'tan değer alacaksa bunun başına da add işaretiyle track koymanız gerekiyor. Şu şekilde koymanız gerekiyor ki Lightning input'un içinden alsın arkadaşlar. Lightning input'un içinden alıp onu dışarıda göstersin. Öyle diyelim. Oradan alacak ve onu dışarıda gösterecek. Input'un dışında gösterecek. Şimdi bunun içine artık boş bırakabilirsiniz. Çünkü ben Lightning input'un içinden almasını istiyorum. Bunu sadece tanımlıyoruz. İçine bir şey koymuyoruz. Şimdi devam edelim. Şimdi biz Lightning input'un içindeki değeri message handler sayesinde almamız gerekiyor. Yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Öncelikle o onChange'in içindeki değişkenin adını buraya koyuyorsunuz. 1. Parantezi açılıp içine event diyorsunuz. Çünkü bizim şu anda bir event var. Yani oluşan bir şey var. Lightning input'un içine bir şey koyuyoruz. Onu oradan alıp buraya getirmemiz gerekiyor. O yüzden bir event var. Bir event oluşturuyoruz. O event'in adı parantezin şuradaki tırnak işaretleri içindeki şey. Event'imizin adı oluyor arkadaşlar. Bunu da buradan almış olduk. Sadece şunu söyleyeyim. Tırnak işareti değil de parantez olması gerekiyordu. Bunu düzeltelim. Şu şekilde olması gerekiyor. Şunu da kaldıralım. Bu şekilde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar tırnak işareti koymayalım. Parantez olması lazım. Şimdi onun içindeki değeri buraya koyduk. 1. Parantezlerimizi açıp içine event yazdık. 2. Tekrar parantezlerimizi süslü parantezleri açıp artık yukarıda şurada tanımladığımız mesaja değer vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu da şöyle yapıyoruz. Bunun bir kalıbı var. Şu şekilde. This nokta yukarıdaki variable'ımız message eşittir. Yukarıdaki mesajımızı alıyoruz. Eşittir diyoruz.
Şimdi event'in içinde alacağımız için bir kalıbımız var. Bir, event yazmamız lazım. Nokta. Target yazmamız lazım. İki, üçüncüsü de değerini almamız lazım. Evet, event'in içindeki değeri bu şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Biz ne yaptık arkadaşlar? Şunun içine girilen değeri alacağız. Şu anda daha girilmedi. Biz bunu deploy yapacağız. Kendimiz içine bir değer gireceğiz. O değer girildiği anda on change diyor arkadaşlar. Girildiği anda o değeri şuradaki message handler buraya gönderecek arkadaşlar. Burada bizim normalde oluşturduğumuz boş değişkene, variable'ın içine koyacak. Yani onu ona assign yapacak. Assign yapmak için bu kalıbı kullanıyorsunuz. This message eşittir event nokta target nokta value. Bu şekilde tanımlamanız lazım. Birden fazla event varsa hepsi için bunu oluşturmanız gerekiyor. Sadece hepsinin adı farklı olacak. Yani bir input varsa message handle olur. Başka bir tane olur. Onun adı farklı olur. Hepsinin adı farklı olacak. Hepsini de farklı variable'a eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben lightning input'un içine girilecek değeri alacağım arkadaşlar. Ve daha sonra onu kullanabileceğiz artık. Yani şunun değeri artık lightning input'un içinden gelecek değere eşit arkadaşlar. Bunu kaydediyorum. Bunu da kaydediyorum. Şimdi tekrar deploy yapıp görelim ne yaptığımızı. Şunu da söylemek istiyorum. Bunu ilk başta anlamazsanız problem değil. Biz bunu çok fazla kullanacağız. İki sayı toplayacağız, iki sayı çarpacağız, üçgenin alanını bulacağız. Ondan sonra böyle farklı farklı işlemler yapacağız. Belki indirim yapacağız. Mortgage hesaplama yapacağız. Değişik hesaplamalar yapa yapa bunu oturacak. İlk başta ya tamamen anlamayı beklemeyin. Anlatsanız bile pratik yapmanız gerekiyor. O yüzden kendinizi çok zorlamayın. Deploy yaptık. Şimdi orkumuza gidelim ve refresh yapalım. Tekrar refresh yapıyorum. Şu anda görüyorsunuz mesaj yok. Yukarıdaki mesaj gitti. Aşağıdaki mesaj da gitti. Neden gitti? Çünkü mesajım benim boş. JavaScript'e bakıyorsunuz içinde bir şey yok. Nereden alacak arkadaşlar? Buradan Lightning input'a girilen değeri onChange sayesinde alıp buradaki event'e gönderecek. Ve burada tekrar assign olacak. Neye assign oluyor? Bizim mesajımıza assign oluyor. Daha sonra buraya assign olan mesajı biz burada göstermek istiyoruz. Bundan aynı olması gerekiyor. Yani siz burada farklı bir şey yazarsanız şuraya aynı şeyi burada alamazsınız. İsimlerin aynı olması gerekiyor. Şimdi isterseniz deploy yaptıktan sonra bir şey yazalım. Bakalım yukarıda gözüküyor mu? My, görüyor musunuz arkadaşlar? My name is Engin. Yani yazdığım her şey gözüküyor arkadaşlar. Eğer tekrar my name is Engin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsi geliyor. Evet. Üçüncü videomuz böyle. Bunu artırabiliriz. İsterseniz birkaç dakika daha uzatalım videomuzu. Bir lightning input daha koyalım. İki tane olunca bunu nasıl yapıyoruz onu görelim. Yapmanız gereken şey şu. Birinci lightning input'u buradan alıp şu şekilde alarak isterseniz buraya kopyalayalım. Buna first name diyelim. Bunu değiştirelim. Buna first name diyelim. Şunu da değiştirmemiz gerekiyor. Buna da f name handle diyelim. İkincisine de last name l name handle diyelim arkadaşlar. İkincisini de second name olarak şöyle second name olarak değiştirelim. Label'ın l'si gitti. Bunu koyalım arkadaşlar şu şekilde. Evet. Değer olarak da şöyle diyelim. Enter your first name diyelim. İkincisine de enter your last name şeklinde yazalım arkadaşlar. Şu an iki tane input'umuz var. İçine yazılacak değerleri daha sonra tabii ki deploy olduktan sonra içine yazacağımız değerleri biz f name handler ve l name handler sayesinde alacağız. Bunları bizim şimdi şeyde tanımlamamız lazım. Burada tanımlamamız lazım. İki tane değere ihtiyacımız var. Birine first name diyelim arkadaşlar. Sonra ikincisini de tanımlayalım. Ona da last name diyelim. Şöyle track diyoruz önce. Last name diyorum. Bunları biz burada göstermemiz gerekiyor. First name, last name. Bunları siliyorum. Burada tekrar onu oluştururuz.
track first name, track last name dedik. Ondan sonra şunun aynısını kullanmamız gerekiyor. Tekrar tekrar yazmayın arkadaşlar. Aynısını alın, tekrar kopyalayın. Mesaj birincisi artık değişti, görüyorsunuz. Fname handler oldu, onu kopyalayalım. Buraya koyalım. İkincisi lname handler oldu, onu da alalım. İkincisini de değiştirelim. Şu şekilde değiştirdik. First name'i buraya koyuyorum. Last name'i de buraya koyuyorum. Bunları ben event'ten alıyorum. Yani şu first, şurası hep aynı kalıyor arkadaşlar. Hiç değiştirmiyorsunuz. Bizim fname handler'dan gelen değer first name'e eşitleniyor. Lname handler'dan gelen değer de last name'e eşitleniyor. Bu şekilde ikisini de alabiliyoruz. Ve onları burada store yapıyoruz. Burada depoluyoruz diyelim. Burada eşitlemiştik. Burada da eşitlemiştik. Artık bizim şuradaki first name ile buradaki last name'imiz bir değeri olacak. Ne zaman olacak? Biz input'lara bir şey koyduğumuz zaman. Şimdi onu biz burada göstermek istiyoruz. En alta koyuyorum şu şekilde. Buna first name diyorum. Hemen yanına da isterseniz last name'i koyalım şu şekilde. Last name diyorum. Ben bunu deploy yaptığım zaman, first name ve last name yazdığım zaman otomatik aşağıda gözükmesi gerekiyor. Bakalım arkadaşlar. Deploy olduktan sonra evet bir daha şey yapalım. Görüyorsunuz first name, last name, second name'miş. Biz bunu last name yapalım. Last name. Tekrar ben bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Deploy yapıyorum. Evet. Refresh yapalım sayfamızı. First name, second name. Bir daha refresh yapıyorum. First name, second name. Tekrar refresh yapınca evet orada herhalde başka bir yere de yazdık. Bakalım. First name, last name. Evet. First name, last name. Tamam. Demek ki deploy olması bazen zaman alabiliyor. Problem değil. Biz ne yapmak istiyorsak onu yapabiliyoruz. Enter your first name diyor. Biz buraya ne koyalım arkadaşlar? Kendi adımızı koyalım. Engin diyorum. Aşağıda gözüküyor. Görüyorsunuz. Enter your last name'e bastır diyorum. O da gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İleride biz şimdi şöyle bir şey yapsak. Diyelim ki bilet parası var. Bilet parasını seçtiniz. $45. İkinci bileti seçtiniz. $15. Çanta eklediniz. $10. Sürekli fiyatımız değişecek. Öyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.